Merhaba arkadaşlarım, ben Selman Hoca. Bugünkü videomuzun konusu değerli arkadaşlarım temel hukuk ünitesi. Temel hukuk ünitesinde çok fazla kavramlar var, bilgiler var. Daha önce defalarca oradan çalışma hazırladık. Burada da yaklaşık 15 tane kaliteli soruyu seçtik ve buyurun başlayalım. Birinci sorumuz şu. Biri genel, biri özel nitelikli olmak üzere iki kanun çatıştığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Genel kanun ile özel kanun çakışırsa hangisi uygulanır arkadaşlar? Özel nitelikli kanun uygulanır. Bu bir. Eğer iki tane genel kanun çakışırsa veya iki tane özel kanun çakışırsa ne olur o zaman? Arkadaşlar iki genel veya iki özel kanun çakışırsa tarihi yakın olan yani yeni olan uygulanır. Eski tarihli uygulanmaz değerli arkadaşlarım. Ve diğer sorumuz. Bir davanın sonuca bağlanmasına ilişkin pozitif hukukta hüküm bulunmaması halinde hangisi oluşur? Şimdi arkadaşlar bir dava var ve bu davayla ilgili pozitif hukukta herhangi bir çözüm yok. Bu neyi ortaya çıkartır? Bunu cevaplamak için pozitif hukukun ne olduğunu hatırlamak gerekiyor. Pozitif hukuk hem yazılı hem de yazısız kaynaklardan oluşuyor. O zaman bu dava ile ilgili yazılı ve yazısız kaynaklarda çözüm yoksa bu ne boşluğudur değerli arkadaşlarım? Hukuk boşluğu ve biz 3H kuralı diyoruz. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Haş, haş, haş. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Süper. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun alt dallarından biri değildir? Hangi hukuk arkadaşlar? Kamu hukuku. Bir de ne var? Bir de özel hukuk var. Bir de karma hukuk var değil mi arkadaşlarım? Bir de karma olanı var. Şimdi özel hukuk neydi? Medeni hukuk vardı. Borçlar hukuku vardı. Ticaret hukuku vardı. Bir de devletler arası özel yani hususi vardı. İş ve çevre hukuku nerede alınıyor genelde arkadaşlar? Karma hukukta. O zaman hangisi kamu hukuku değildir? Hangisi bu grupta değildir diyor. Ceza hukuku, idare hukuku, icra iflas, devletler arası umumi yani genel hukuk kamu hukukudur ama medeni hukuk nerededir değerli arkadaşlarım? Özelde bu arada kamu hukukunda devlet bireyden üstündür. Devlet de eşittir. Özel hukukta ise devletle birey eşittir ya da bireyle birey eşittir değerli arkadaşlarım. Bunları da ek bilgi olarak verelim. Devlete yaptığı bir hizmetten yararlanma karşılığında bu hizmetten yararlananlarca ödenen parasal bedele verilen ad nedir? Soruyu da anlaşılır hale getiriyorum. Siz bir hizmet aldınız, hizmetten yararlandınız ve bu hizmet karşılığı devlete bir para ödediniz. Aldığınız hizmet karşılığı devlete ödediğiniz paraya ne denir? Harç denir arkadaşlar. Vergi kazancınıza göre ödüyorsunuz. Şerefiye bir malınız devletin yaptığı yatırımdan dolayı kıymetlenirse ödeyeceğiniz paradır. Para fiskal gelir devletin kurumlarına belli aralıklarla, standart aralıklarla yatırılan paralarda örneğin SGK primleri gibi sübvansiyonda devletin bir kamu kurumuna ya da bir kişiye arkadaşlar yaptığı karşılıksız yardım yani hibedir değerli arkadaşlar. Süper. Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alt dallarından biri değildir? Ticaret hukukunun alt dallarından biri değildir. Ben önce bir şey hatırlatıyorum. Ticaret hukuku özel hukukun bir alt dalıdır. Ve ticaret hukukunun da kendi içinde 6 tane alt dalı vardır. Bunlardan bir tanesi ticari işletme hukuku. Bir diğeri deniz ticareti hukuku. Ticari işletme, deniz ticareti. Kıymetli evrak, çek, senet, poliçe. Kıymetli evrak hukuku, deniz ticareti, ticari işletme. Artı arkadaşlar sigorta hukuku. Artı şirketler hukuku ve taşıma hukuku var. Bunlar 6 tanesi neyin alt dalıdır? Ticaret hukukunun ve yeni ticaret hukuku ne zaman hayatımıza girdi? 1 Temmuz 2012. Hangisi bunlardan biri değildir? Sigorta, deniz ticareti, kıymetli evrak, şirketler hukuku var. İş hukuku ticaretin bir alt dalı değil. İş hukuku başlı başına bir hukuktur ve karma hukukun içindedir değerli arkadaşlarım. Süper. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir? Borçlar hukukuna hakim olan ilkelerin içinde nispilik var. Muhatabınız belirli kişilerdir anlamında. Kusurlu sorumluluk var ki her işin içinde kusur vardır neredeyse.
İvaz demek karşılıklı demektir. Ben sadece kendi kendime borç alamayacağıma göre karşıda borçlanacağım biri olacak. Karşılıklık. Dürüstlük borcun en temel ilkelerinden biridir. Üçüncü kişi aleyhine borç kurulabilmesi diyor. Hayır, kurulamaması arkadaşlar. Üçüncü kişi kefil değil. Kefil aktördür, borcun aktörüdür. Üçüncü kişi konuyla ilgisi olmayan kişilerdir. Ve ilgisi olmayan üçüncü kişi niye borç kalsın ki? Borç kurulamaz yerine kurulabilmesi yazdığı için yanlış. Evet, yeni sorumuzda bir kimsenin haklı bir sebebe dayanmadan mal varlığında artış olup karşı tarafın aynı oranda fakirleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şu kişinin mal varlığında haklı bir sebep olmadan bir artış oluyor. Karşı tarafında mal varlığında bir fakirleşme oluyor. Bu durumun adı nedir? Bu durumun adı sebepsiz zenginleşmedir arkadaşlar. Borcun kaynaklarından biridir ve unsurları nelerdir? Sebepsiz zenginleşmenin unsurları. Bir taraf zenginleşecek, bir taraf fakirleşecek. Haklı bir sebep olmayacak ve illiyet bağı yani nedensellik olacak. Tamam mı arkadaşlar? Muvazzahileli sözleşme. Gabin ise birinin cahilliğinden veya bilgisizliğinden aşırı oranda istifade etmek. Tarafların aksine karar verebileceği ancak sözleşmede öngörmedikleri ya da öngöremedikleri konulardan dolayı meydana gelen anlaşmazlıkları çözmeye yarayan hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kardeşlerim bu sorudaki can alıcı noktayı vurguluyorum. Taraflar aksine karar verebiliyormuş. Yani bu ne demek? Taraflar kendi aralarında bu işi belirleyebiliyormuş. Kişiler kendi aralarında bir şey belirleyebiliyor ve bu anlaşmazlığı kendileri çözebiliyorsa bunun adı nedir? Tamamlayıcı hukuk kuralı. Şimdi genelde arkadaşlar tamamlayıcı ile yorumlayıcı karıştırıyorlar. Ben size şöyle bir örnek vereyim kurumlarda anlattığım şekilde. Değerli arkadaşlarım şu sizin arkadaş gruplarınız. Bu sizin takım, bu da arkadaşlarınızın diğer takımı, tamam mı? Ve siz arada maç yapacaksınız. İki takım maç yapacak, mahalle arkadaşları. Maç yapacaklar. Bir taraf diyor ki ya diyor maçı böyle kuru kuru yapmayalım. Yani bir şeyini oynayalım diyorlar. Ve karar veriliyor. Neye oynayalım? Kolasına. Bakın kişiler kendi aralarında belirlediler. Bu maç neye oynanacak? Kolasına. Ne oldu? Kendi aranızda belirlediğiniz süreci siz tamamladınız. Tamamlayıcı hukuk kuralı. Sonra maç bitti ve diyelim ki maçı bu taraf, sizin olduğunuz grup kazandı. Şimdi sıra geldi. Hadi arkadaşlar kolamızı alın demeye. Arkadaşlar gittiler Bim'den Le Cola aldılar. Marka ismi veriyorum bağışlayın. Le Cola aldılar. Halbuki biz Coca-Cola'sına mı oynamıştık, Le Cola'sına mı bunu belirlememiştik. Belirlediğimiz şey nedir? Kolasını oynayalım. Ama hangi kolasını oynayalım onu belirlemedik. Arada bir ne problemi yaşadık? Yorum. Aramızda belirlediğimiz şeyi açıklamadığımız için yorum farklılığı yaşıyorsak onun da adı ne oluyor? Yorumlayıcı hukuk kuralı. Tamam mı arkadaşlar? İyi oldu herhalde işe yaradı. Hangi kola? Le Cola mı, Coca-Cola mı? Süper. Hakimin önüne gelen bir davada verilen normları aşağıdaki sıralamalardan hangisine uyarak uygular? Şimdi arkadaşlar kural nedir? Hakim bir dosya gördüyse önce yazılıları uygulayacak dosyada. Çözüm bulamazsa yazısızları uygulayacak dosyada. Orada da bulamazsa yardımcı kaynaklar. O zaman içtihadı birleştirme kararı kanunlara eşit metindir ve resmi gazetede yayımlanır ve yazılı kaynaktır. O zaman önce 3. Sonra örf adet hukuku yazısız hukuktur 2. Daha sonra yargısal içtihatlar mahkeme kararları ve yorumları da yardımcı kaynaktır 1. 3, 2 ve 1 yani cizre seçeneğimiz oldu. Aşağıdakilerden hangisi kanunda boşluk bulunmasının nedenlerinden değildir? Şimdi arkadaşlar hukukta veya kanunda neden boşluk olur? Bunu bulalım sonra değildir çıkar. 1. Kanun koyucular unuttuğu için. 2. Kanun koyucular bilerek boşluk bıraktığı için. 3. Teknolojik ve bilimsel alanda yaşanan gelişmeler, sonradan yapılan değişiklikler boşluk nedenidir. Bakın kanun koyucunun ihmali, unutma. Bilimsel ve teknik alanda gelişmeler boşluğu ortaya çıkartabilir. Eskiden internet 90'lı yıllarda ortaya çıkmaya başladığında arkadaşlar internet vardı ve küfür de ediyorlardı maalesef ama siber suçlar yasası yoktu. Sonradan yapılan değişiklikler değerli arkadaşlar. Kanun koyucunun gerekli durumlarda bilerek boşluk bırakması, kural içi boşluk mesela, hakimlere atıf ve takdir yetkisi vermek için. Adalet Bakanlığı'nın mevcut kanun hükmünü uygulatmak istememesi. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlar. Vergilerin mali güce göre alınması aşağıdaki ilkelerden hangisinin göstergesidir? Verginin mali güce göre alınması hangi ilkedir? Arkadaşlar ne oluyor? Kazancına göre ödüyorsan bu bizi nereye götürüyor? Adalete. Tamam arkadaşlar. Vergide adalet vardır, genellik vardır. Vergi esnektir, vergi cebridir, değil mi? Kamu giderlerinin karşılığıdır. Vergide prensip olarak eşitlik yoktur. Herkes kazancına göre öder. Verginin en temel ilkesi de nedir? Kanuniliktir değerli arkadaşlar.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza hukukunda yer alan güvenlik tedbirlerinden biri değildir? Bakın, hangisi cezadır değildir demedik. Güvenlik tedbiri. Zaten ya ceza vardır ya güvenlik tedbiri vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Değerli arkadaşlarım, ben deli diyorum, bağışlayın. Ayırt etmesi temelli olmayanlar, yani deliler, çocuklar ve tüzel kişilere uygulanacak tedbirler. Bir. Artı sınır dışı etmek arkadaşlar. Bu kötü kadınlarda olduğu gibi mesela, ya da yakalanan düzensiz göçmenler gibi. Artı belli haklardan yoksun bırakmak değerli arkadaşlar. Müsaade etmek ama kısmi müsaade. Eşya müsaadesidir bu. Genel müsaade 2004'te kalktı. Ve değerli arkadaşlarım, tekerrür, yani tekrar etmeme durumu değerli arkadaşlar. Hakim parmağını sallar, bir daha sakın tekrar etme der değerli arkadaşlar. Bunlar nedir? Güvenlik tedbiridir. Ne değildir? Ceza değildir. Belli hakların kullanmasından yoksun bırakılma. Evet, mesela affedersiniz, sözde erkek kadına, karısına şiddet uyguluyor. Hakim karar veriyor, diyor ki sen evin olduğu muhite 500 metreden fazla yaklaşmayacaksın diyor. Bak, yoksun bırakma, sınır dışı etme, düzensiz göçmenler, kısmi müsaade demişsek daha doğru olur. Müsaade, tüzel kişilere uygulanan özel güvenlik tedbirleri nedir? Derneklerle ilgili mesela tedbirler. Ama ağırlaştırılmış müebbet güvenlik tedbiri değil. Direkt nedir? Cezadır değerli arkadaşlarım. Süper. Sağır ve dilsizlerde ceza ehliyeti kaç yaşın doldurulmasıyla başlar? Yani sağır ve dilsizlerde ceza alabilmenin alt yaşını soruyor. Alt yaşı 15'i doldurmak, cevap bu. Eğer tam yaşı isteseydi o zaman da 21'i doldurmak. Sağlıklı bireylerde ise alt yaş 12, tam yaş 18. Sağır da artı 3 artı 3 ekliyoruz geç olgunlaştıkları için. Borcun ifasında geçerli olan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hocam, borçların ifasında ve hakların kullanılmasında temel ilke nedir? Dürüstlük, yani objektif iyi niyet, dürüstlüktür. O zaman borcun ifasında temel ilke nedir arkadaşlar? Dürüstlük. Peki bu kelimelerden iki tanesi nedir? Emprevizyon, ahde vefa, sözleşme yaptığı iki kişi arkadaşlar. Bu sözleşme şartları değiştirildi. Adamın şartları kötü oldu. Rica ettim, maddeleri değiştirebilir miyiz? Evet dedi. Değişen maddelerle yola devam ettiler. Emprevizyon. Hayır, değiştirmiyorum. Neye imza attıysan uygulayacaksın durumu ahde vefadır. İyi niyetin diğer adı subjektif iyi niyettir. Dürüstlüğün diğer adı da objektif iyi niyet olarak geliyor. Arkadaşlar, son sorumuzdu. Sizleri kanalımıza abone olmaya ve bildirimleri almak istiyorsanız ekrandaki minik zil işaretine basmaya davet ediyorum ve rica ediyorum. Bizleri KPSS'ye hazırlanan dostlarımıza kanalımızı linkini paylaşın arkadaşlar. Hem bize hem de onlara destek verin. İyilik yapan iyilik bulur. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere.